kişinin elinde olan şeyler dediniz. Peki hocam, burada risk faktörlerinden bahsettik. Az önce biraz bahsettiniz. Peki en önemli risk faktörlerinden birinin sigara olduğunu söylediniz. Evet. Şimdi sigara içen kişilere bakıyoruz. Onlar kalp krizi geçirmiyor ama içmeyen kişi de kalp krizi geçirebiliyor. Tabii. Ya pasif içiciyse olabilir. Yani sigara risk faktörü bir tanesi, bakın. Hiç sigara içmediniz, şeker hastalığınız yok, her şeyiniz çok iyi. Yine geçirebilirsiniz kalp krizi. Genetik faktörden dolayı. Yani genetinizde bu iş var ise ne yaparsanız yapın kalp krizi geçirebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Diyelim ki genetik faktörler var sizde. Damarlarınız yavaş yavaş tıkanıyor. Ama kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sigara içmiyorsunuz, şekeriniz yok, sporunuzu yapıyorsunuz, diyetinize dikkat ediyorsunuz, kilo almıyorsunuz. Böyle 60'lı 70'li yaşlarda, 80'li yaşlarda kalp krizi geçiriyorsunuz. Yani böyle kendine dikkat edenler böyle 30'lu 40'lı yaşlarda çok nadir. Çok ciddi böyle kolesterol yüksekliği olması lazım. Çok ciddi problem olması lazım. Ama diyelim ki genetik faktörleriniz var. Siz kendinize bakmadınız. Böyle 60-70 yaşında sigara, kalp krizi geçirecekken eğer sigara içtiyseniz ve kilo aldınız, diyabete yakalandınız, o zaman bu yaş 30'lu 40'lı yaşlara düşüyor. Yani yine işin içinde risk faktörleri, sigara ve diyabet çok önemli. Ve yani, az önce yine stresten bahsetti hocamız. Tabii. Ali Rıza hocam stresin de çok önemli bir faktör olduğunu söyledi. Kalp krizinde stres... Yani stres her şeyden önemli. Yani stresi ama engellemek çok zor tabii. Evet, hayat şartları yani engellemek çok zor. Ama en azından stresi engelleyemezsek bile yani sigara kullanımını ve diyabete yakalanma riskini ve diyabete yakalandıktan sonra diyabeti kontrol altına alma olayı önemli. Yani en önemli şey bu. Yani sigara ve diyabet. Yani bu sigara ve diyabet sadece bu kalp krizi için de değil. Yani genel sağlık şeyi. Yani kalp diyabete ve sigara sadece kalp krizine sebep olmuyor ki. Sonuçta kalbin damarı tıkandı, kalp krizi geçirdik. Ama diyelim ki beyne giden damarımız tıkandı, felç geçirdin. Yani damarları tıkıyor. Bacağa damarı giden damarın tıkandı, gangren oldun. Böbreğe damar giden damarın tıkandı, böbrek problemin oldu, böbrek yetmezliğine girdin, tansiyonun yükseldi. Bağırsağa giden damarın tıkandı, bağırsak krizi dediğimiz damar tıkanıklığı olur ve ciddi problemler olur. Yani bu işin sonu yok. Göze giden damarın tıkandı, gözün kaybedersin. Yani bu işin hiç sonu yok. Son derece önemli bir konu. Yani sevgili izleyenlerimiz, doçent doktor Ali Rıza Ceren Hocam diyor ki, öncelikle sigaradan uzak duracaksınız. Bununla birlikte tabii genetik faktörlerin de çok önemli olduğunu söyledi. Stresten uzak duracaksınız dedi. Eğer diyabet hastasıysanız kilonuzu kontrol altına alacaksınız. Bol bol yürüyüş, suyunuzu içeceksiniz. Evet. Temiz havada oksijeninizi yani, alacaksınız. Günlük bir saat yürüyüş öneriyoruz. Günlük bir saat evet, yürüyüş öneriyoruz. Kesinlikle kilo var ise kesinlikle kiloyu vermek zorundalar. Özellikle göbek çevresindeki kilo biliyorsunuz şekerin en büyük sebeplerinden bir tanesi. O aynı zamanda karaciğer yağlanmasını ve insülin direncini gösterir. Muhakkak onu yok edilmesi lazım. Yani görünüşte çok sağlıklı görünebiliriz ama... Evet, yani kilo var ise kilo çağımızın, özellikle obezite diyeyim hadi yani, çağımızın en büyük hastalığı. En büyük problem. Şu anda dünyada da çok büyük problem. Hala gelişmiş ülkelerde özellikle %30, %40'larda obezite oranları. Ve Türkiye'de maalesef, özellikle bayanlarda maalesef. %40'lara varan oranlar da şu anda. Ve tabii önümüz yaz hocam. Yazında evet, daha sağlıklı, daha fit görünmek için evet. Önce sağlığımıza dikkat ediyoruz. Sağlığımıza dikkat ederken de... Aslında kendi yani sağlığına görünüyor ama görüntüne de dikkat ediyorsun tabii. Yani kilo önemli, son derece peki önemli. Peki hocam, kalp krizinde sıcak havaların da etkisi var mı? Çok direkt bir ilişkisi yok. Ama çok bunaltıcı, çok nemli havalar tabii. O anda hani solunum yetmezliğini artırabilir, tansiyonunuzu düşürebilir ve biraz yani etkisi olabilir. Çok sıcak, çok sıcak tabii bazen iyi değil yani. İnsanlar strese girerler tabii, ya. Tabii çok sıcak iyi değil. Yani aynı şekilde çok soğuk da mesela tetikleyebiliyor. Orada kalp damarında büzme yağlanıp sebep olup kalp krizini artırabiliyor. Kışın aslında daha tehlikeli. Kışın böyle soğuk havalarda yürümek falan daha riskli.
yaza göre. Ama yazın da dediğim gibi çok sıcak. İşte her şeyin çoğu zararlı. Her çok şeyin sıcak. Fazlası zararlı, evet, diyorsunuz. Evet. Yani tadını da bırakmak, evet, lazım her şeyin.